hızlı servis ve güzel sunum prensibinden hiç ödün vermeyen Trabzon'da Palet Pastane'ye bir süre konuk olduk. Birlikte izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise kafe ve pastanecilik sektöründe hizmet veren bir marka ismi Palet Kafe Restoran'ta konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin sahiplerinden Sayın Okan Meral ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Özellikle böyle güzel tatlıları, pastaları görünce iyi olmamak mümkün değil. Özellikle profiterolümüz çok güzel ama sadece bununla bitmiyor. Burada birçok farklı lezzetimiz var, öyle değil mi? Bunlar neler? Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii, kesinlikle. Profiterolümüzle beraber yaş pastalarımız, dondurmamız bilhassa çok güzeldir, çok lezzetlidir. Sonrasında tatlılarımız da çok güzeldir, güzel ürünlerimizdir. Kurabiyelerimiz, yemeklerimiz çok. Çünkü burası aynı zamanda kafede ve bu anlamda hem restoran hem kafe hem pastane aslında her ihtiyaca cevap verebilecek bir konumda. Öyle değil mi Palet Kafe Restoran? Aslında şöyle, artık sektör o kadar değişti ki pastaneler sadece pastane olmaktan çıktı. Artık restoran olarak da müşterilerine hizmet etmek zorunda kaldı. Çünkü müşterilerimiz sadece pasta yemekle yetinmiyorlar. Farklı isteklerini de buralarda gidermek istiyorlar. Biz de bu istekler doğrultusunda restoran bölümümüzü de hizmete soktuk. Sadece yaş pasta ve mamulleri olarak değil, dünya mutfağıyla da hizmet vermekteyiz. Ve tabii ki bu güzel lezzetlerimiz her gün taze taze yapılıyor, öyle değil mi? Kesinlikle. En önemli zaten buradaki faktörlerden birisi de o. Ürünlerdeki tazelik ve kaliteli mamul kullanılması. Onunla beraber güzel ürünler çıkıyor. Müşterimiz de memnun bir şekilde iş yerimizden ayrılıyorlar. Evet, tabii ki bunun sonucunda da feedbackler de olumlu. Çünkü Palet Pastanesi'nin Palet Kafe Restoran olarak devamlılığını sağlayan en büyük unsurlardan bir tanesi de bu. Kalite ve lezzet. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bunun için zaten asla 88 yılından beri kalitemizden asla ödün vermiyoruz. Bu istikrarımızı da sürdürebilmek için yeni bir üretim tesisi kurduk. Burada ürünlerimiz tamamen bir fabrika, hani fabrikadan halka derler ya, o şekilde çıkıyor. Tamamen birinci sınıf, %100 hijyen bir şekilde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet, çok güzel. Tabii bu işi daha profesyonel bir hale getirdik ve franchising vermeye başladık. Şubeler açmaya başladık, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bu şubeleşme işini bu 2015 yılı itibariyle başladık. 2015 yılında Maçka ilçemizde bir şubemizle başladık. Bununla beraber Forum AVM içerisinde ve Of ilçesinde şubelerimiz gerçekleşti, hizmete açıldı. Bu çalışmalarımız tabii devam ediyor. Bu bölgede ses getirecek şubeler açmaya devam edeceğiz. İnşallah. Tabii bunları sevgili izleyicilerimizle birlikte biz de izleyip göreceğiz. İnşallah. Tabii bu anlamda profesyonel bir şekilde yapıyoruz bu çalışmalarımız ama aynı zamanda markalaşma yolunda da ilerliyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Markalaşma yolunda ilerliyoruz. Öncelikle tabii bölgesel bazda bir markalaşmaya gidilip daha sonrasında ulusal olarak bir yol izlenilecek. Tabii bu markalaşma yolunda ilerlenirken asla o 88 yılında yapılmış olan lezzetten ödün vermeden aynen tabii ki günümüzde de aynı lezzeti korumaya devam edeceğiz. En önemli durum bu. Kesinlikle. Tabii lezzet hiç değişmeden dünden bugüne geldi. Bundan sonrasında da o lezzet hiç değişmeden devam edecek. Evet. Ve tabii ki farklı hizmetlerimizle, farklı çalışmalarımızla ve farklı projelerle birlikte halkla buluşturmaya devam edeceğiz o güzel lezzetlerimizi. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle Serap Hanım ve Eren Bey, sizlere teşekkür ediyoruz. Trabzon'a geldiğiniz için, bu güzel çekimleri yaptığınız için. Sonrasında da bu Trabzon'daki ve bu bölgedekiler zaten bizim misafirlerimiz, müşterilerimiz değil, misafirlerimiz, öyle söyleyelim.
Diğer yurt içi de ve yurt dışından gelecek bütün müşterilerimiz de iş yerimize bekliyoruz. Ağırlamaktan büyük keyif duyacağız.